Bir kent ve tarih sohbetleri de yine birlikteyiz. Bugün konuğumuz Turaya üzerine sohbet edeceğimiz Fecri Bolat, arkeolog. Ve masanın üzerinde gördüğünüz gibi Turaya'nın 10. katmanını daha çok bakan, 10. katmanını daha doğrusu Turaya'nın bugününü bakan bir arkeolog. Tabii ki arkeolog olmasıyla birlikte Turaya'nın dününü bilen bir arkeolog. Öncelikle ben Fecri Polat'a bir hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Fecri Polat kim? Yani öncelikle sizin ağzınızdan Fecri Polat kimi kısaca bir öğrenirsek ondan sonrasına bakalım. Evet, Fecri Polat 2004 yılında Çömü ailesinin bir ferdi olarak Çanakkale'ye gelmiş. Burada ben arkeoloji bölümünü Çömü'de okudum. Ağrılıyım. 2004 yılında geldim ve 19 yıl oldu Çanakkale'deyim. Burada 2008 yılından beri Troya kazılarında çalışıyorum. Ekip üyesi olarak Rüstem Aslan'la birlikte burada yüksek lisansımı yaptım etnoarkeoloji üzerine. Şimdi de Troya'da çalışmaya devam ediyorum. Türk Tarih Kurumu'na bağlı olarak çalışıyorum şu anda. Evet, şimdi ben özellikle son yayından bir öncekini diyeceğim. Son yayınınızı çünkü o başka bir başlık Homeros. Hı hı. Şimdi Homeros dediğimizde herkes aklına İlyada geliyor ve savaşı geliyor. Ama Homeros'un kendisi zaten başlı başına. Yani o İlyada evet dünyada kutsal kitaplardan sonra okunan en çok kitap okunan ama kitap. Homeros. Homeros kim? Evet, Homeros aslında şöyle söyleyeyim, bizim gibi ta antik dönemden itibaren aslında Homeros sorusunu herkes kendine sormuş. Hatta bir antik Yunan yazarı diyor ki, kim bu Homeros diyor, anne sütü gibi sürekli çocuklarımıza emzirdiğimiz. Yani sadece bu soruyu biz sormuyoruz. Antik dönemden itibaren Homeros sorusu soruluyor. Çünkü Homeros gerçekten de işte Homeros'u Homeros yapan aslında bizim söylediğimiz işte İlyada ve Odisea destanları. Troya Savaşı milattan önce 1200'lerde yaşanıyor, 1180. Ve Homeros'a kadar bu destan sözlü bir gelenekle anlatılarak Homeros'a geliyor aslında. Ve Homeros'u Homeros yapan da işte bu destanları ezberleyen bir ozan. Çünkü günümüzde de Anadolu'da olduğu gibi halen sözlü gelenek devam ediyor. Dilden dile aktarım, kültürel aktarım. Homeros da işte kendisine kadar gelen İlyada destanını, Odisea destanı yani kısacası Troya Savaşı'nın hikayesini bu büyük iki destanla yazıya geçiriyor. Yani ondan önce zaten anlatılarak gelmiş aslında. Ve onlarla birlikte de antik dönemde büyük ses getiren, bunların yazıya geçirilmesiyle birlikte tabii o dönemin okullarında okutulan daha sonra birer din kitabı gibi kıymet gören bu eserler Homeros'u da bir nevi ölümsüz kılıyor. Yani Homeros'un ölümsüz kılan şey aslında hafızadan yazıya geçirdiği bu eserler diyebiliriz. Şimdi masal ve destan ve mitoloji kelimeleri açığa çıktığında genelde insanlarda şöyle bir algı oluşuyor. Bunu bir Yunan mitolojisi üzerine kitaptaki ifadeyle söylüyorum. Palavralar dizisi. Evet. Aslında insanların üzerinde bıraktıkları bu etki aslında tam da tersine saklanan aynen buğdayın tohum olayı gibi bütün o buğdayın özelliklerini içinde barındırıp bir daha günümüzdeki buğdaya kadar o
şeyden özünü kaybetmeden evet. getirmesi aslında. Evet. Yani içeridekileri masal dediğimiz zaman bir öğreti, bir anlatı, bir aktarım. Homeros aslında çok kıymetli bir şeyin parçası. Yani o anlatı geleneğinin bir parçası benim düşündüğüm. Sizin de kitapta bunu çok daha güzel açıyorsunuz. Anadolu'da bu gelenek hala devam ediyor diyorsunuz. Evet. Bu anlatı geleneğinden birazcık yani kültürün ölmemesi, aktarımı. Ya şöyle, tabii Homeros bir ozan ve ozanlık geleneği Anadolu'da halen günümüzde devam eden bir gelenek. Bunun işte bir Dadaloğlu da bir ozan, işte Kürt dengbejler de birer ozan ve bunlar toplumun hafızasını canlı tutan, işte özellikle yazılı yazının dışında birer kaynak niteliğinde. Bunlar nesilden nesile aktarılarak devam ediyor ve günümüze kadar geliyor. Bunu bütün Anadolu'da biz açık bir şekilde görebiliyoruz. Bunda bozulmalar olabiliyor. İşte 3-4 nesil sonra hikayenin gerçekliği kaybolabiliyor. Mesela çok ilginçtir. İşte benim birebir bu Homeros kitabını yazarken konuştuğum kişiler, işte bir kişi aşiretler arası bir kavgada şey oluyor, birini vuruyor, işte aradan 50 yıl geçiyor, onunla ilgili bir destan yazılıyor ve destanda çıkıp işte destanın son halinde 9 kişiyi vurduğu gibi böyle bir abartı. Aslında toplumun çoğunun halen işte yaşlılarla konuştuğumuzda o günkü olayı hatırlayan insanlar, ama de şeye baktığında işte özü aynı, kişi isimleri aynı, şey isimleri aynı, doğa aynı, coğrafya aynı, ama değişen bir şey var, gerçeklik. Yani gerçeklik şu anlamda gerçeklik, abartı. Yani oradaki abartı, onu yüceltme, onu daha önemli kılma, daha fazla güç atfetme üzerine yazılan bir abartı. İşte destanlaştıran da bu aslında. Yani Homeros'un da belki hikayesini, işte Troya Savaşı'nın belki bir ay sürdü, belki 10 gün sürdü, ama Troya Savaşı'nın 10 yıl sürmesi gibi, işte binlerce gemiyle, değil mi, yüzlerce gemiyle Troya üzerine savaşa gelinmesi gibi, büyük devletlerin, yani bütün kent devletlerinin, işte doğunun batının bir araya gelip savaşması, iki büyük ordunun bir kadın için savaşması gibi, belki bir abartı, belki o gün bir ekonomik nedenle çıkan bir destan, işte aradan geçen 400 yıl Homeros'a gelene kadar birçok şekil değiştirdi. Yani bunun örnekleri sadece Anadolu, çok uzağa gitmeye gerek yok. Çok yakınımızda da var. Troya Müzesi'nin içinde var böyle bir hikaye. İşte Polixena Lahdi, değil mi? Siz de biliyorsunuz hikayesini. İşte Polixena Lahdi'nin üzerinde Homeros'un küçük kızı Polixena'nın hayat hikayesi, yani öldürülmesi sahnesi var. Polixena kim? Troya Kralı Priamos'un küçük kızı. İşte bu... aslında şöyle başlamak gerekiyor. Yani Çanakkale savaşlarında, bu Birinci Dünya Savaşı'nda bile, geçen gün çok ilginç bir hikaye öğrendim. İşte bir abimiz dedi ki, benim Birinci Dünya Savaşı sırasında Ürdün'den gelen bir asker burada benim büyük halamla evlenmiş ve alıp oraya götürmüş. Düşünün ki işte Troya Savaşı 10 yıl sürüyor. Orada da insanlar geliyor, değil mi? Birbirlerine aşık oluyorlar, belki evleniyorlar, burada kalıyorlar ya da şey. İşte o benzer bir hikaye Anadolu'da halen bize eskiden de şeydi, benim çocukluğumda da en iyi buluşma yeri Çeşmebaşı'ydı. Değil mi? Kadınlar, kızlar... Proksiyonel Çeşme'nin başında bütün olay geçiyor. Kızlar ve erkekler işte bir tek, çünkü buluşma yeri yoktu yani. Kızlar çeşme başına gider, erkekler onları beklerdi, görürlerdi, orada flörtleşirlerdi falan. Bunun
bir benzer. İşte Polixena'da işte hikayeye göre Akileus çeşme başında Polixena'yı görüp aşık oluyor. Ve daha sonra da antik dönem yazarlarının Akileus'un ihaneti olarak nitelendirdikleri, aslında Hektor'un ölümünden sonra işte Akileus Priamos'la kızını istemeye gelirken pusuya düşürülüyor Troyalılar tarafından ve öldürülüyor. Eğer ki Akileus Polixena'yı alsaydı Troyalılardan yana savaşa devam edecekti ve bu da Akileus'un ihaneti olarak şey yapılıyor. Ama Troyalılar işte pusuya düşürüyorlar. Paris onu topuğundan vurup öldürüyor ve bu kavuşma gerçekleşmiyor. Bu hikayenin devamında işte Polixena, Akileus tam akalar bütün Troya yakılıp yıkıldıktan sonra Troyalı kadınlar esir edilmişler. Ve akalar yurtlarına geri dönecekleri gün şeyin oğlunun rüyasına giriyor ve Polixena'nın kendi mezarında kurban edilmesini istiyor. İşte oradaki lahitte de Polixena'nın kurban sahnesi resmedilmiş. Bir kısa bir uzun tarafta düğün sahnesi var. Bir kısa bir uzun tarafta da Polixena'nın kurban sahnesi var. Aynı Anadolu gelenekleri, kadınlar saçlarını yoluyorlar, başlarını yoluyorlar. Hikayeler hep aynı devam ediyor ve kurban edilme şekli de aslında o dönem işte Euripides'in Troyalı kadınlar şeyinde çok güzel anlatılıyor. Aslında çok mağrur bir şekilde öldürülüyor. Orada sanki uzatmışlar, boğazını kesmişler gibi gösteriyor. Lahit hikayeden yani o Akileus-Troya Savaşı'ndan 600 yıl sonraya yapılmış. Tarihleniyor. Yani ve Çanakkale işte savaş burada Troya'da gerçekleşiyor. Biga Gümüşçay'da çıkıyor Lahit. Yaklaşık 100 kilometre içeride. Ve o güne kadar kimse Lahit'in orada olduğunu bilmiyor. Yani oranın bir tümülüs olduğu, bir tepe olduğu biliniyor ama öyle bir lahit olduğu bilinmiyor. Kaçak kazı sonucu işte arkeologlar gidiyorlar. Çıkardıktan sonra bir bakıyorlar. Üzerinde Priamos'un kızının ölüm sahnesi var. Ve işi ilginç kılan da işte bu sözlü gelenek dediğimiz, dil aktarım dediğimiz şey. Orada tepenin adı Kız Öldüm Tepesi. Yani Kız Öldüm Tepesi denilen bir tepe var. Yaklaşık 3000 yıl sonra yani 2600 yıl sonra kazılıyor. 2600 yıl önce gömülen bir lahit çıkarılıyor ve lahitin üzerinde de bir kızın öldürülme sahnesi var. İşte bizim bu sözlü gelenek dediğimiz, aktarım dediğimiz, hafıza yani toplumun hafızası dediğimiz şey bu. Bu hikayeler bugüne kadar geliyor. İşte daha sonra yerel tarih araştırmacısı İbrahim Dizman'la biz işte içinde Rüstem Hoca'nın da olduğu bir Polixena belgeseli yapmıştık 2018 Troya yılında ve o bölgede insanlar işte anlatıyorlar halen ama hikaye çok farklı işte kralın kızıyla ilgili şeyle ilgili çok farklı versiyonlar var, hikayeler var. Bunlar özleri aynı ama. Ölen bir kız, kurban edilen bir kız var ortada. Ve o bugün işte Troya Müzesi'nde yer alıyor. Yani bu Homeros, sözlü gelenek, bunların hepsi işte Anadolu'da yaşanmış, yaşanmaya devam ediyor. Öncesi de var. Yani Homeros'un öncesi var. Homeros'u etkilendikleri, yani etkilendikleri diye bir bölüm var. Kitapta ne kimden etkilenmiş? Gılgamış Destanı'ndan etkilenmiş değil mi? Tarihin ilk yazılı destanı Gılgamış Destanı. Ve orada da aynı hikaye şeyler var. Benzer karakterler var. İşte Gılgamış'ın da misal küçük bir örnek. İşte annesi tanrıça, babası ölümlü bir kral. Akileus'un da öyle. İşte bir yansıması aslında Akileus Gılgamış'ın Troya destanına bir yansıması. Çok ilginç benzer hikayeler var. Mesela Gılgamış'ın mücadele ettiği bir boğa var. Değil mi? Boğa tılsımlıdır ve sadece alnına düşen
yaprak nedeniyle tılsımlanmayan bir bölge vardır ve kılıcını en son oraya saplayıp öldürür. Akilous'ta da benzer bir hikaye vardır. Annesi topuğundan tutup ölümsüzlük nehrine batırmıştır ve o topuğundaki sadece ıslanmayan yerden vurulunca ölür. İşte alın size benzer hikayelerin Anadolu'nun devamlılığı. Kültürel ya, daha ilginci Cevat abi şeyin yani bana geçen gün depremden sonra bir abimiz bu kitabın da şeyi Hey Amola yayınlarının sahibi, onu da buradan selam gönderelim, Ömer abi bana bir video gönderdi ve depremden sonra bir kişi deprem bölgesinde o kadar artık büyük yasa boğulmuş ki yerdeki işte ateş yakmışlar, söndükten sonra o yerdeki külleri alıp başına döküyor. Bu bir Anadolu geleneği ve bu hem Gılgamış'ta karşımıza çıkıyor hem de Akilous'ta karşımıza çıkıyor. Yani işte Patroklos öldükten sonra Akilous onun yasını tutarken ocaktaki yani ateşin küllerini alıp başına döküyor. Yani bu büyük yasın bir göstergesi. İşte bu bizim söylediğimiz Anadolu geleneği, yani bu sözlü gelenek ta Gılgamış'tan Homeros'a, Homeros'tan günümüze kadar bu şekilde devam ediyor. Ve Homeros'un doğum yeriyle ilgili olarak da tartışmaların içinde neler geçerse geçsin, en son İzmir'de karar kılınmasında aslında Homeros'un yaşadığı dönem bir Helen dönemi olmasına rağmen Anadolu'nun o hikayede Anadolu tanrılarını ve Anadolu yani Troya'nın kahramanlarını hiç ezdirmiyor. Evet. Yani hep dilde onlar ezilen bir taraf değil. Evet. Mertçe ve şey olarak dimdik ayakta duran, bu da yani Anadolu'daki o şeyi kaptırmıyor. Şiirde bile, yani destanın içinde bile onları küçük düşürecek hiçbir ifadeye rastlanmıyor ki galip olanlar akalar. Yani evet. Bütün şiirde anlatımı akalar galip ama hiç Anadolu'ları... En mağruru Troyalar değil mi? Mağrur olan evet. Dolayısıyla Homeros'un bu geleneği aslında günümüzde de devam ediyor. Yani aynen dediğin gibi birçok hikaye günlük yaşantımızın parçası. Dolayısıyla yine çevresindeki köyler ve Troya dediğimizde yine Ece'ler çıkıyor, Saltuklar çıkıyor ortaya. Evet. Yine hikaye devam ediyor. Birazcık da oradan söz edersek. Yani bir şey olarak tabii bu Homeros sorununu konuşurken işte Homeros kimdi, nasıl dilden dile bu hikayeler nasıl değişiyorun hikayesinden şeyi örnek verip Halileli'ye bağlayacağım. Yani bu bölgedeki köyler. Şimdi Fatih'in kardeşi Cem Sultan Ebu'l-Hayr-ı Rum'a Sarı Saltuk'la ilgili bir araştırma yapmasını istiyor ve uzun yıllar süren şey sonunda Saltukname yazılıyor. Saltukname'de işte Sarı Saltuk'un birçok yerde özür dilerim yaşadığı görülüyor. İşte Sarı Saltuk Anadolu'da, Sarı Saltuk Balkanlar'da, Sarı Saltuk Çanakkale'de değil mi? Bizim üniversitenin arazilerinin içinde bile Sarıcaeli köyünün içinde bir makamı var. İşte 1800 yıllarına tarihlenen bir mezar taşında Horasan Eren'i Sarı Saltuk'un ruhuna diye yazılıyor mezar taşında. Bu birçok yerde ama aslında Sarı Saltuk buraların hepsine gitmemiş. Yani onun soyundan gelenler işte Sarı Saltuk aslında şeyin ilk Türk beyliği olarak bildiğimiz bir Saltuklular var. İşte Erzurum'da kurulan şeyin Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'nden sonra işte ilk Türk beylikleri kuruluyor ve ilk Türk beyliği de Saltuklular.
o soydan gelen birisi Sarı Saltuk. Daha sonra tabii Sarı Saltuk Anadolu'da da şeye karşı işte mevcut Anadolu Selçuklularına karşı bir mücadeleye giriyorlar. Tabii bir isyan oluyor. İsyandan sonra o dönemin bütün Türkmen işte önderleri kaçıp bir süre Tunceli'de saklanıyorlar. Ve daha sonra da onun soyundan gelen İsmail Saltuk'la İbrahim Saltuk tekrar Hacı Bektaş Veli ile birlikte Anadolu'ya geliyorlar. Ve onlardan işte İbrahim Saltuk Anadolu'da kalıyor. Daha sonra işte vezirliğe kadar yükseliyor. İsmail Saltuk ise Karadeniz'e gidiyor. Olaylar çok uzun. Kısaca anlatıyorum ve daha sonra Bizans'tan yer istiyor. Bugünkü işte Dobruca bölgesine ki yanındaki Türkmenlerle birlikte yerleşiyor ve Balkanlara doğru Türklüğü ve İslamiyeti yayıyor. Kılıçtan önce söz gidiyor. Evet, yani bu bizim meşhur işte kolonizatör Türk dervişleri dediğimiz şeylerin bir parçası gibi düşünmek lazım. Onun düşünün İsmail Saltuk işte makamı şeyde Balkanlardaki makam aslında İsmail Saltuk'a ait. Yani İsmail Saltuk o bölgede uzun yıllar işte Saltuk ismini orada o yayıyor. Onun soyundan gelen Halil Ece Saltuk onun oğlu. Halil Ece Saltuk çok önemli şey için, Çanakkale tarihi için de çok önemli. İşte Halil Ece Saltuk daha sonra İlhanlı ve Altınordu devletleri arasındaki savaşta Altınordu'dan yana tavır alıyor yanındaki Türkmenlerle birlikte. Onlar yenilgiye uğrayınca da kaçıp işte bugünkü Edirne üzerinden geliyorlar. Gelibolu'ya geliyorlar. O dönemde de Çanakkale'de Karesi Beyliği hakim. İşte bugünkü Lapseki çevresinde ve oradan Karesi Bey'inin yardımıyla Çanakkale'ye, Anadolu'ya geçiyorlar. Onları Kaz Dağları'nın kuzey eteklerine yerleştiriyorlar. Aslında bu Kaz Dağları hikayesi de orada başlıyor. Yani o güne kadar İda Dağı bugün de işte hem yabancı dillerde hem birçok şeyde kaynaklı halen İda olarak bilinen Kaz Dağları o Türkmen şeyinin orada işte yakın dönemin yazarları onların işte 20 bin çadır Türkmenin Halil Ece Saltuk'la birlikte göç edip geldiğini söylüyor. Belki o da abartıdır ama bu bölgeye geliyorlar ve Kaz Dağları'na yerleşiyorlar ve bugünkü işte Kaz Dağları'ndaki bazı Saltuk mevkilerinin, makamlarının işte Dobruca'daki makamlarla isimlerinin aynı olmasının nedeni de budur. İşte Kaz Dağı ismini almasının nedeni de budur. Çünkü bütün mezar taşlarında onların 3 kazayağı dediğimiz yani 3 tane ok vardır. Çünkü Kaz onlar için yani Alevi Bektaşi geleneğinde Türkmenler'de kutsal bir hayvandır. Onun da ayağındaki perdelerden dolayıdır. İşte 3 perde vardır. Ele perde, dile perde, bir de bele perdedir. Bu 3 perdeden dolayı Kaz kutsaldır ve o da onların mezar taşlarına yansır. İşte o Halil Ece Saltuk ve bölgeye geliyor. İşte birçok yer var değil mi? Saltuk mevkii var, Saltuk limanı var, işte Eceabat var. Ve bunlardan bir tanesi de Halileli köyü. Yani Halil ili aslında. Ama ismi. Bu anlamda da Troya. Bu anlamda da Troya. Troya'nın hemen dibinde işte belki de şeyin söylediği Troya yıkıldıktan sonra işte Ofreniona yani bugünkü İntepe gelmeden önce Strabon
önce bir ovanın ortasında Polisma diye bir kent kurulduğunu söylüyor. Tarif ettiği yer aslında Halleli'nin çevresi. Halleli çevresinde de çok yoğun antik dönem kalıntıları var. Orada da şeyler var. İşte zaten Troya'dan taşınan taşlar Halleli mezarlığında, değil mi? Kitabın kapağında da onu şey yapmıştı. İşte ta bütün şeylerin dikkatini çeken bir yer aslında. Apollon Tapınağı diye söyleniyor Halleli mezarlığı. İşte bu Halleli o dönem ismini, yani bu bölgede aslında Troya ve çevresinde kurulan ilk Türk köyüdür Halleli köyü. Yani onların Karesi Beyli ile döneminde gelmesiyle birlikte, hatta işte Halil Ece Saltuk'un Osman Bey'e beylik kuşağını bağlayan kişi olduğu da söyleniyor. Onun soyundan gelen Yakup Ece Saltuk ise şeyin, Orhan Bey'in oğlu Süleyman Bey ile birlikte Balkanlara geçen, işte fetihlerde bulunan, işte bugün Eceabat ismi oradan geliyor aslında. Yakup Ece'nin Ece'sinden geliyor. Yani isimleri birbirine çok yakın. İşte Halil Ece Saltuk, Yakup Ece Saltuk, işte Ece kim, hangi Ece'den bahsediyor acaba diye, ya da hangi Saltuk, işte yani Homeros'a bağlayacaksak, işte hikayeler dilden dile, düşünün bir şey, işte Sarı Saltuk var, 300 belki 250 yıl sonra onunla ilgili bir şey yapılmaya çalışılıyor, değil mi? Bir araştırma yapılıyor ve o dönemde, aradan geçen o dönemde aslında bütün soyundan gelen herkes Sarı Saltuk olarak nitelendiriliyor ve birleştiriliyor. İşte Sarı Saltuk ta Tunceli'den, işte şeyden, Erzurum'dan, Horasan'dan Balkanlara kadar, uzak bölgelere kadar birçok yerde belki 40 tane mevki var. Yani şey var. Makamı var. Böyle bir hikaye ile de Çanakkale, Troya ve çevresine Türklerin ilk gelişiyle bağlayabiliriz. Yani şimdi bir de aslında Troya geleneği ve Troya'nın sırf mitolojisinin aktarımından öte, Troya kendini yenilerken son Troya kayboldu dediğimizde aslında kaybolmuyor. Bu Yeni Köyü, Halilelisi, Tevfikiyesi, buralar aslında Troya'nın yaşamını devam ettiriyor. Hem maddi anlamda oradan devşirdiği malzemeyle, hem de mimarideki geleneği de bir şekilde koruyarak, aşağıda taş, yukarıda kerpiç, hatılların kullanılması vesaire. Hatta son kitabınız da birazcık da galiba onları, oradaki mimariyle Troya'yı nasıl karşılaştırıyoruz, ya da ne kadar Troya, ne kadar kendi? Ya biraz, yani bunu tabii şey, hani hocamı da anmadan geçmek istemiyorum. Tabii bu işin öncüsü, yani etnoarkeoloji denilince bunun ismi etnoarkeoloji. Açıkçası şeyin, hani söylemek gerekirse geçmiş arkeoloji, etnoarkeoloji nedir diye hani bir cümleyle söylememi isterseniz. Şimdi biz arkeolojide bazı problemlerle karşılaşıyoruz. İşte yapı problemleri, malzeme nasıl kullanıldığıyla ilgili. Bunu da tırnak içinde söylüyorum. İşte geri kalmış toplumlar denilen, biraz daha kendini korumuş toplumlar diye niteliyorum onları. Toplumlar halen kullandığı araç gereç yapı teknikleri, yani modernizmin girmediği alanlarda yapılan iş ve işlemler, kullanılan araç gereçler, aletler gözlemlenerek, işte arkeolojide diyelim ki işte bir bardak çıktı, biz onu ne için kullandığını bilmiyoruz ama bir benzeri Osmanlı döneminde bir amaçla kullanılmış ve biliniyor. İşte biz onu onunla karşılaştırdığımızda diyoruz ki ha, bu nedenle kullanılmış. İşte arkeolojideki herhangi bir sorunu bir etnografik bir malzeme ile karşılaştırarak yorumlama
diyebiliriz etnoarkeoloji için. İşte bu bölgede de bu çalışmaların öncülerinden bir tanesi de hocam Rüstem Aslan. İşte yapı teknikleri dediğiniz için ilk olarak işte Troya ve çevresinde Milli Park'ın içinde etnoarkeoloji alanında işte bu yapı şeyini inceleyen kişi de o işte hem yüksek lisans hem doktora tezinde inceleyen özellikle Çıplak Köyü ile ilgili detaylı bir çalışma yapmış. Biz de ya biraz da onun yönlendirmesiyle zaten işte ben onunla birlikte etnoarkeolojiye başladım ve ilk tez çalışmamda Doğu Anadolu yayla kültürüydü. Bugünkü yayla kültürü işte milattan önce 2. ve 1. binde Doğu Anadolu'da yaşanan işte yayla kültürü ve sonrasındaki problemleri çözmek üzerine bir araştırmaydı. Daha sonra da işte bölgede etnoarkeolojik çalışmalara başladık. Bizim de ilk şeyimiz aslında Bozköy'le. Yani biz Bozköy, Hanaytepe Prehistorik Dönem Yüzey Araştırmaları diye bir araştırma yapıyorduk. Gene Rüstem Hoca başkanlığında. Ve daha sonra o araştırmanın sonuçlarını bir kitaba dönüştürdük. Bu kitaba, evet elinizdeki kitap, o onunla başladı benim bölgedeki yani köylerle ilgili olan araştırmalarım ve o dönemde de Bozköy köyü ile ilgili, Geyikli'de bir köy, onun Höyük'le olan ilişkisi ve daha sonra eğer Höyük'te yapılacak bir kazı olursa onun öncesinde hani kaybolmadan belli başlı işte etnografik kültürü kayıt altına almak üzere yapılan bir çalışmaydı ve o dönem işte mimarisini vesaire inceledik. Daha sonra da ben rahmetli İbrahim Özdemir, Allah rahmet eylesin, şeyi dedi ki ya dedi hani İsmail'in köyünü yaptınız, ben Halileli'yi de istiyorum dedi. Halileli kendi köyüydü biliyorsunuz. Ve biz işte Halileli ile ilgili hikaye başladığımızda ucu biraz önce anlattım işte Sarı Saltuğ'a kadar uzandı. Yani ta Erzurum'dan başlayan bir Sarı Saltuk hikayesi Çanakkale'ye kadar uzanmış oldu. Böyle bir hikaye ve bunu yaparken de insan gerçekten hayrete düşüyor. İşte Troya, bir tarafta Troya var, bir Anadolu kenti, milattan önce 3000'de kurulmuş, yani geçmişi 5000 yıla dayanan bir kent ve çevresinde de yine Anadolu'dan, ben şunu söylemiştim bir Halileli ile ilgili şey konuşmamda, yani Anadolu öyle bir şey ki, ana vatan ki, nereden çıkıp nereye giderseniz gidin sonuçta bir yönünüz gene dönüp oraya geliyor, özlüyor. İşte biraz önce siz Homeros dediniz ya, İzmir'den hani gerçekten İzmirli, evet İzmirliydi. Çünkü aynı dönemdaşı olan Hesiodos şunu söylüyor, diyor ki söyle bana Budala Perses, diyor biz keyfimizden mi geldik bu yaban ellere, Yunanistan için söylüyor. Biz diyor yani şeyden, Anadolu'nun Kime kentinden, kör olası yoksulluktan geldik. Ben onu Hesiodos ve Homeros antik çağın en büyükleri olduğu için Anadolu'nun ilk beyin göçü olarak tanımlıyorum. Çünkü yoksulluktan gidiyorlar aslında. Evet. Yani o yüzden de işte bu Anadolu ve işte Anadolu'dan göç edenler hep dönüp dolaşıp bir şekilde Anadolu'ya geliyor. İşte bütün bu kitaplarda aslında bunun hikayesi var. Yani hangi dönem Anadolu'da isyanlar olmuş, savaşlar olmuş, göçe zorlanmış, iskan politikaları nedeniyle işte Avrupa'da toprak kazanmak amacıyla işte yeni fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi için ya da sınır boylarının güçlendirilmesi için zorunlu iskanlar yapılmış. Ama elinde sonunda bütün hikayeler tekrar geri dönmüş ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar Anadolu'ya
gelinmiş. İşte köy, o çevre köylerde de aynı hikayeler var. İşte Anadolu'dan belli dönemlerde isyanlar olmuş, batıya göç ettirilmiş. O dönemde işte bugünkü Çıplak köyü gibi köyler kurulmuş. Başka iskan politikaları yapılmış. İşte Rumlar değil mi? Bölgeye yerleştirilmiş. O dönemde yeni şehir, yeni köy köyleri kurulmuş. Kalafat köyü kurulmuş. Eski Kalafat, şu anki Kalafat değil. Bunlar hep işte şeylerin de ta eski çağlardan beri Troya ve çevresinde hep Kara Menderes en büyük aslında başrolü hep o oynamış. İşte Kara Menderes'in taşkınları nedeniyle Troya çevresinde hep bataklıklar oluşmuş. Hep hastalıklar oluşmuş. İnsanlar hastalıklarla mücadele etmiş. Ve oradan zaten bataklık haline geldiği için işte Kumtepe var biliyorsunuz ovanın içerisinde. Alacalı Göl dediğimiz bir kalkolitik yerleşim var. Oralardan işte bataklık haline geldiği için bir yüksek platoya ilk Tunç çağında yani Troya döneminde bir yüksek platoya insanlar çıkmış ve oraya yerleşmişler. Hep bu hikayeleri oynamış ve Kara Menderes aynı şekilde bu köylerin üzerinde de etki yaratmış. İşte ilk dönemlerde Kalafat Köyü Kara Menderes'in kıyısında mesela o hemen Hasan Paşa Köşkü var. Hasan Paşa Köşkü'nün çevresinde gene bir yerkesi köyü var. Ve bunlar işte bataklık nedeniyle sivrisinek, sıtma hastalığı nedeniyle terk ediliyorlar. İşte onların taşını alıp başka bir köy kuruyor. Troya'nın da işte dediniz ya yapı şeyi aslında bu. Yani hep kendi içinde de o 9 kent dediniz ya 10. kata gelene kadar da Troya yıkıl, hep yangın oluyor, deprem oluyor, yıkılıyor ama oraya Troya 2'yi kuranlar Troya 1'in taşını da alıp kullanıyor. Alabildiği kadarını. Temelin içinde kalan hariç. İşte Troya 3'ü kuran 2'den besleniyor. Bu şekilde devam ediyor ve bu günümüze kadar geliyor. İşte biz şimdi çevre köylerdeki bütün köy mezarlıklarında Troya ile ilgili sütunlara, mimari parçalara, mermer öğelere rastlıyoruz. Bunların ne zaman, nasıl, niçin getirildiği ile ilgili birçok soru işareti var. Yani acaba sadece kutsallık atfettikleri için çünkü çoğunlukla mezarlıklarda bulunuyor. Ya da mezar taşı olarak kullanılmak üzere mi getirildi ki onun da çok örneği var. İşte antik sütunları mezar taşı olarak kullanmış, mezarın iki başına dikmiş mezar taşı olarak. Bunların sebeplerini hani birçok yorum getiriyoruz zaten. Konuşuyoruz işte kitaplarda da yazdık, çizdik ama asıl önemli olan şu. İşte antik dönemde dahi şeylerin dikkatini çek. Mesela Strabon diyor ki işte Troya yıkıldığında oradaki taşları alarak Sigeion'un etrafına güçlü surlar inşa edildi. Yani tarihin, o taşın, tarihin her döneminde taş. Evet yani o işte kitabın ismi de orada. Taşına bilen taşlar. Yani o taş alınmış başka bir köye hayat vermiş. Ne oluyor? İşte Sigeion yıkılıyor. Onun yerine Yenişehir Köyü kuruluyor. Yenişehir Köyü kurulurken de antik kentin bütün taşlarını alıp köy kuruluyor. Bir Rum köyü. İşte 400 yıl önce bir Rum köyü kuruluyor ve orada kullanılıyor. Yeniköy köyü kuruluyor. Orada kullanılıyor. Yeniköy'ün hemen yanı başında Beşik Yassı Tepe var. Korfman Bey'in kazı yaptığı onun. Ve orada oradaki taş alınıyor. Yeniköy'de kuruluyor. Sigeion'un taşı alınıyor. Troya'nın taşı alınıp Çıplak'ta kullanılıyor ya da Halileli'de kullanılıyor. Ve bu şekilde o antik yerleşimler bugünkü köylere hayat veriyorlar. Yaşam kesintisiz devam ediyor. Devam ediyor. Yani o yeni şey Rum köyleri mesela mübadele sonrası işte 1. Dünya Savaşı'nda terk edilen köyler de aynı hikayeyi yaşıyor aslında. Biz işte etnoarkeoloji dediğimiz şey o.
Yani Troya'nın başına gelen hikaye onlarla devam ediyor. İşte Yenişehir ilk fotoğrafları var bizim işte bu kitaplarda yayınladığımız. Köy ayakta, hatta Yüzbaşı Selahaddin romanında işte Yüzbaşı Selahaddin Çıplak Köyü'ne geliyor ilk işte bir bayram sabahı. Daha sonra da görevli olarak şeye gidiyor, o Yenişehir Köyü'ne gidiyor ve anlatırken de diyor ki ikisi de Osmanlı köyü, bir Rum köyü, bir de Türk köyü, Çıplak Köyü ile Yenişehir'i karşılaştırıyor. Diyor birincisinde diyor çok diyor yoksulluk varken, hani en lüks yiyecekleri yumurtayken, öbür tarafta Rum köyünde diyor İstanbul'un Beyoğlu'nda bulamadığı yani yiyemeyeceğin kurabiyeler ve kahveler ikram ediliyordu. Yani böyle büyük bir köy, orada neredeyse bin haneli bir köy. Ve o köyler de yıkılıyor. Terk edildikten sonra işte savaş döneminde terk ediliyor. Şeylerin, İtalyanların Çanakkale Boğazı'nı kapatmasıyla birlikte o köyler yavaş yavaş terk ediliyor ve savaş döneminde de tamamen boşaltılıyor yeni köyle yeni şehir. Ve onlar askeri bölge olarak 1950'ye kadar korunuyor. 1950'de de gene göçle gelen o köyleri içine oturmuyorlar. O köyleri yıkıp yeni köyler kuruyorlar. Zaman o kadar hızlı akıyor ki, yani biz zamanın akışında cümlelerimizi yetiştiremiyoruz. Evet. Zamanımız doldu. Bunca yoğun tabii bir Troya'nın onu anlatmak, Troya'yı anlatmak kadar zaman istiyor. Onun için de yıllarca emek veriliyor. Dolayısıyla bir program bunun için yeterli olmadığı belli. Mutlaka bir iki program daha sizinle devam edecek gibi duruyor. İnşallah yapmamız önünde bir engel çıkmaz. Ve hakikaten zamanınızı ve bunca bilginizi bizimle paylaştığınız için bugün teşekkür ediyoruz. Son cümlenizi de kapatalım. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Yani kültür, toplumlar değişmiyor. Yani yönetim değişebilir. Bir insanların oradaki yaşayan kültür havaya uçmuyor. Bir şekilde orada kalıyor. Yani kültürel süreklilik bütün toplumlar için aynı. Bütün toplumlar için devam ediyor. Ama Çanakkale ve çevresi sanki bütün dünyanın kültürlerini içinde barındıran bir yer. O yüzden Çanakkale çok kıymetli bir yer. Çünkü göç yolları üzerinde Çanakkale Boğazı'nın böyle bir şeyi var. Hem Avrupa'ya göçün yolu üzerinde, hem Avrupa'dan Anadolu'ya göçün yolu üzerinde. Bu nedenle de işte tarih boyunca bütün büyük imparatorların, seyyahların, efendime söyleyeyim uzmanların, araştırmacıların, herkesin ziyaret ettiği, geldiği, çizdiği, yazdığı bir bölge. Çok zengin bir bölge. Ve bize nasıl söyleyeyim, Homeros'un mirası. Yani Dünya Yurttaşı kitabımızın ismi Dünya Yurttaşı Homeros. Ve dünya yurttaşı Homeros'un bir mirası. Eğer Homeros dünya yurttaşıysa Çanakkale'de bir Anadolu kenti Troya, ama aynı zamanda bütün dünyanın da sahip çıkması gereken bir miras. Çevresiyle birlikte, doğasıyla birlikte korunması gereken, gözümüz gibi bakmamız gereken bir doğa. Emeğine sağlık, ağzına teşekkür sağlık. Ediyorum. Aynı düşünceleri paylaşarak bugünü tamamlıyoruz. Bir başka programda tekrar bir arada olmak umuduyla.